Herkese merhabalar, Eserin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve çok lezzetli çay saatlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz fındıklı pekmezli lokum tarifiyle geldim. Evde bulunan malzemelerden kısa sürede yapabileceğiniz bir tarif. Dilerseniz hemen tarifimin yapımına başlayalım. Tarifimiz için öncelikle tenceremin içerisine 1 su bardağı pekmez, 2 su bardağı su ilave ediyorum. Öncelikle suyun içerisinde pekmezin erimesini sağlıyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, isterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ve 3 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Şeker miktarı size fazla görünmesin. Pekmezin üzerine 2 bardak su eklediğimiz için şeker miktarı azalıyor. O yüzden şeker ilavesi yaparak tadını dengelemiş oluyoruz. Kesinlikle fazla şekerli olmuyor. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra ocağın üstünde kaynaması için bırakıyorum. Ve malzemelerimi topaklaşmaması için sürekli karıştırarak kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi artık kaynamaya başladı. Sürekli karıştırarak orta ateşte 5 dakika boyunca kaynatıyorum. Dakika kaynattıktan sonra istediğim kıvama geldi. İçerisine iri kıyılmış fındık ilave ediyorum. Ve fındıkla da 3 dakika boyunca kaynatıyorum. Siz isterseniz fındık yerine ceviz veya fıstık, dilediğiniz kuru yemişlerle de yapabilirsiniz. İstediğimiz kıvama gelen lokumumuzu 3 dakika kaynattım ve ocaktan alıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Bu tarifim için küçük kare borcam kullanıyorum. Lokumumuz altına yapışmasın diye borcamı suyla çalkalayıp döküyorum. Ve daha sonra da hazırlamış olduğum lokum harcımı borcamın içerisine aktarıyorum. Daha sonra spatula yardımıyla üzerini düzeltiyorum. Kalıbımızı kesinlikle su ile çalkalayıp o şekilde lokumumuzu içine dökelim. Kesinlikle çıkarırken yapışma olmaz. Lokumumun üzerini düzelttikten sonra borcamı şöyle sağa sola sallıyorum ki lokumumuz iyice yerleşsin. Ve artık fındıklı lokumumuz dolaba girmeye hazır. Dolapta donana kadar 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Dolapta 1 saat dinlendirdikten sonra fındıklı lokumumuzun üzerine Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Daha sonra da sunum yapacağım tabağımı üzerine koyup içerisine ters çeviriyorum. Lokumumuz kabımızın içerisinden rahat bir şekilde çıkıyor. Daha sonra da altı gibi üzerine de Hindistan ceviziyle süslüyorum. Ve üzerine yapışması için elimle Hindistan cevizlerini hafif hafif bastırarak sürüyorum. Ve fındıklı lokumlarımızı dilimlemeye başlıyorum. Siz isterseniz daha küçük dilimleri ayırabilirsiniz. Fındıklı cevizli lokumumuz artık sunuma hazır. Hemen sunum tabağımı alıp sizlerle kıvamını ve güzelliğini paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede yapabileceğiniz fındıklı pekmezli lokumlarımız hazır. Dilediğiniz kuru yemişleri kullanabilirsiniz. İsterseniz fıstık veya ceviz de kullanabilirsiniz. Üzüm pekmezi yerine farklı pekmezleri de kullanabilirsiniz. Kesinlikle çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Çayınızın ve kahvenizin yanına çok yakışacak bir tarif. Kıvamı, yumuşaklığı gayet güzel oldu.
Siz de belirtmiş olduğum püf noktalara dikkat ederek aynı kıvamı tutturabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Deneyecek olan arkadaşlarım yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullandığım malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.